Habertakom'dan merhabalar. Ben Helin Genç. Arpa Birliği önemli bir seçime gidiyor. 6-9 Haziran arasında Arpa Parlamentosu seçimleri var ve bu kapsamda 373 milyon seçmen oy kullanacak. Peki bu seçim neden önemli? Konuşacağız. Haber Türk Dış haberler editörü Emin Arslan ile hoş geldin Emin. Hoş bulduk Elin. Şimdi neden önemli? Evet. <gülüyor> 373 <gülüyor> milyon seçmen. Aslında e, çok büyük. Çok ya, büyük kesinlikle. ABD'nin nüfusundan daha büyük evet. bir e, seçmen nüfusundan çok daha büyük bir e, popülasyon. Hı hı. Şöyle, Avrupa Parlamentosu'nun seçimlerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinin bu kadar önemli olmasının sebebi e, Avrupa Parlamentosu'nun Avrupa Birliği'nin 3 yandan biri olması. Avrupa Parlamentosu, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi. Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği'nin yasama organı. E, dış politikadaki kararları daha hı hı. çok danışma, e, telkin olsa da İç politikadaki ve yani daha doğrusu birlik içerisindeki hukuki düzenlemelerde karar alıcı bir noktada Avrupa Parlamentosu. Hı hı. Ayrıca Avrupa Birliği'nin Bakanlar Kurulu diyebileceğimiz Avrupa Komisyonu'nun da onayla onaylayan taraf hı hı. Avrupa Parlamentosu. Avrupa Parlamentosu'nun e, bu kadar özellikle günümüzde 2024 dünyasında bu kadar önemli olmasının sebebi bizim çok uzun bir süredir gördüğümüz aşı, aşırı sağın yükselişinin hı hı. bu seçimlerde nasıl yansıyacağı hı hı. ve Avrupa Parlamentosundaki hı hı. dengenin nasıl Avrupa Birliği üyelerinin kendi iç politikalarında hı hı. nasıl bir yansıması olacağı. Evet. ki zaten en çok herhalde konuştuğumuz şeyler işte Avrupa Birliği'ndeki demokrasi vurgusu, çok evet. liberal evet. din insan hakları vurgusu çok öne çıkarılırdı evet. ama şimdi aşırı sağın yükselişi ve evet. bunun Parlamentoda bir çoğunluk elde edecekler midir bu konuyla ilgili nasıl bir öngörü Şöyle, var ve bu çoğunluğun hı hı. elde edilmesi hangi politikaları etkiler bugün hali hazırda aslında hı hı. önümüzde bir Ukrayna savaşı süreci evet. zaten yaşıyoruz. İklim kriziyle ilgili politikalar halihazırda evet. hali hazırda zaten sürekli üretim aşamasında evet. ve yeni gelişmeleri gibi nasıl yansımaları olur bunların? Şöyle yansımaları olur önce 2010 yani aslında şunu kısa da bir kısa bir şekilde şunu da netleştirelim. Aşırı sağ uzun bir süredir yükselişte. Evet. Yani 2016 yılında hı hı. Brexit'ten aslında biz bunu görmüştük. Evet. Aşırı sağ bir günde yükselmedi. Ama bunun sandıklara yansıması gerçekten uzun bir süre oluyor. Hı. 2019 yılında aşırı sağ... Iı, 2010, Avrupa Parlamentosu'nun durumunu şöyle açıklayalım. Avrupa Parlamentosu'nda 7 tane siyasi grup vardır. Bu 7 tane siyasi grup ülkelere göre değil, siyasi görüşlere göre bir e, gruplaşma içine evet. girer. Yani Almanya'daki aşırı sağ ki onlar kovuldu. Hı hı. Onları geçelim. Fransa'daki aşırı sağ ve İtalya'daki aşırı sağ aynı grubun içerisindedir hı hı. Avrupa Parlamentosu'nda. İdeoloji olarak temelleniyorlar Kesinlikle. ayrılıyorlar. Kesinlikle. Aynen öyle. ideoloji olarak temelleniyorlar. Bu grup yani adı Kimlik ve Demokrasi Partisi. Hı hı. 2019 yılında 5. partiydi. Hı hı. Bugün 2. olabilir. O kadar. İkiye sert çıkabilir. Şey. Evet. birinci parti zaten e, Merkez Sağ Muhafazakar'dı. Yine muhtemelen o olur. Çünkü Almanya'da yine birinci parti Merkez Sağ Muhafazakar. Ee, i̇kinci parti Sosyalistler'di. Ama 2019'dan bugüne ben Avrupa Birliği içerisinde... Hı -hı. solun güçlendiği pek bir yer görmedim. Görmedik evet. Yeşiller Partisi de düşüyor, sol da düşüyor. Sağ Avrupa Birliği yalnız politikalar İspanya İspanya'da politikaları... sanıyorum biraz. İspanya'da aslında çoğunluğu kaybetti. Öyle mi? Evet, İspanya'da kaybetti ve Avrupa Parlamento seçimlerinde İspanya'nın 2019 İspanya'daki sol partinin 2019'unda kazandığı sandalyelerin çoğunu vereceği düşünülüyor. Sağa verecek. Hı -hı. İspanya şöyle önemli bir nokta. Franco'dan sonra hiçbir sağ iktidar olmadı. İspanya genel, federal İspanya'da. Ama bugün artık böyle bir tehlike var. Tabii ki yeni seçimlerini yaptı ama yine de böyle bir tehlike var. İspanya'da dahi bir <laughs> sağ yükselişi var. Bu Avrupa Parlamentosu'na kesinlikle yansıyacak. Peki ne değişecek diye sormuştun. Evet. Şu değişecek. Rusya-Ukrayna savaşı tabii ki Avrupa Birliği'nin en önem verdiği konulardan biri. Ukrayna her gün daha fazla destek istiyor. Çünkü her gün daha fazla deste desteğe ihtiyacı var. NATO ve Avrupa Birliği de elinden geldiğince destek vermeye çalışıyor hem maddi ekonomik olarak hem askeri olarak birçok destek paketleri açıklıyorlar. E, aşırı sağ Rusya Ukrayna Savaşı'nda biraz daha az Ukrayna'ya destek verme eğiliminde çünkü Avrupa Birliği vatandaşlarının vergi mükelleflerinin e, Avrupa Birliği için harcanması gereken paraların Ukrayna için harcanmasını pek yanında değiller. Ayrıca biz Rusya Ukrayna Savaşı'ndan dolayı bir Avrupa'da Avrupa'da bir enerji krizinde gördük. Hı hı. Çünkü Rusya Avrupa Birliği'nin en büyük enerji tedarikçilerinden biriydi. Ve vanalar kapandı. Ve vanalar kapandı. Bu da enflasyon olarak geri geldi. Aslında bu enflasyonun, bu vanaların kapanmasının enflasyon olarak geri gelmesi aşırı sağda birazcık yükseltti. Yükseltti. Hayat pahalılığı Hı -hı. geldi. Ee, Rusya-Ukrayna konusunda biraz daha Avrupa parlamentosunun biraz daha çekimsel yaklaştığını Hı -hı. görebiliriz. Avrupa Birliği'nin biraz daha çekimsel yaklaşabileceğini görebiliriz. İkinci olarak iklim politikaları. Hı hı. Aşırı sağ partiler, genel, genel olarak sağ sağ partiler iklim politikaları konusunu birinci öncelikleri yapmıyorlar. Yapıyorlar. Hatta iklim <laughs> politikası ile ilgili çok sert ifadeler kullanan aşırı sağ partiler de var. Mesela Avusturya'daki e, FPÖ partisi ki %27 oy alması bekleniyor. Birinci parti olması bekleniyor. E, iklim safsatasına dur de diye bir hı hı. mottosu hı hı. var bu partinin. Avusturya'nın birinci partisi olacak gibi gözüküyor. Yani iklim konusu iklim politikaları konusunda birazcık Avrupa Birliği'nin frene bastığını görebiliriz. bastığını görebiliriz. Aslında bu anlattığın senaryolar bana birazcık Trump dönemi Amerikasını hatırlattı. Evet. Hani evet. çok farklı şeylerden bahsetmiyoruz. Çok bir, farklı değil. Yeni evet. bir senaryosunu, yeni bir yansımasını da önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği'nde görebiliriz diye. Kesinlikle öyle. Ki bir de aslında Amerika seçimleri de var. Orada evet. da Trump'ın evet. seçim ihtimali oldukça Yüksek. güçlü görünüyor. Yüksek. Hem Amerika'da hem Avrupa'da yükselen bir sağ siyaset. Dünyaya evet. nasıl yansıyacak? Herhalde en büyük soru işareti bu mu? kesin Kesinlikle öyle. Dünyaya nasıl yansıyacağını zaman gösterecek. Burada böyle şahsi yorum yapmayayım ama şunu söyleyebilirim dışarıdan bak genel olarak bir perspektiften yorumladığımda. Güvenlik konularının daha da ön plana çıkacağı, ulusal güvenlik politikalarının biraz daha ön plana çıkacağı, sığınmacı konusunda biraz daha sert önlemler alınacağı, ekonomi... ekonomi ekonomik konularda vergi mükelleflerinin vergilerinin nereye gittiği konusunda Hı -hı. biraz daha tutumlu tutum, Hı -hı. tutucu tutucu tut, tutucu tutucu olacağını söyleyebiliriz. Yani ee, genel olarak politika bizim paramız bizde kalsın kesinlikle bizim öyle. Kesinlikle gitsin. öyle. İklim politikaları konusunda da biraz daha geri e, bir fren yapılacağını, yenilenebilir enerji konusunda biraz daha fiyat performansa Hı -hı. bakılacağını, Hı -hı. E, uzun vadeli planlardansa bugün ben e, Kömür kullanarak atıyorum kömür kullanarak daha fazla enerjiyi daha ucuz bir şekilde mal edebiliyorum denebileceğini ben düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Ee, burada önemli olan şey Avrupa Parlamentosu seçimlerindeki dağılımın ardından bu ülkelerin Fransa'nın, İtalya'nın, İspanya'nın e, bu ülkelerin iç politikasında erken seçim çağrıları. Mesela Fransa evet. dün bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Löpen'in partisi. Löpen evet. e, başka bir 28 yaşında bir genel başkanı bıraktı yerine ama hala hareketin lideri. Eğer Fransa'da Avru Fransa'nın Avrupa Parlamentosu dağılımında eğer kendi partileri birinci olursa erken seçim isteyeceğini Hı -hı. söyledi. Bu sadece Fransa'da olacak bir şey değil. Bu diğer, bu diğer de ülkelerde de olur. Hı -hı. Peki. Bakalım neler olacak Bakalım yarından neler itibaren olur. zaten gözümüz kulağımız burada olacak. Kesinlikle Genel öyle da Kesinlikle. Öyle. Bu ne? konuda son bir şey söylemek Tabii. istiyorum. Türkiye ile ilgili ilişkilerde de şu olabilir. E, Türk Avrupa, Avrupa'da bu aşırı sağın yükselişi ve Avrupa Parlamentosu'nda çoğun ikinci olabileceği öngörüldüğünde e, Türkiye'nin Avrupa Birliği müzakerelerinin biraz daha zor bir döneme gireceğini tahmin ediyorum. Hı hı. Zaten... Çünkü Avrupa Parlamentosu e, aday ülke ve aday ülkenin e, hı hı. raporlamaları konusunda yetki sahibi. Hı hı. Ve Avrupa Parlamentosu'nda çoğunluğun e, havanın aşırı sağ ve sağ politikalar olması biraz daha Türkiye'nin önünü tıkayabilir. Hı hı. Bakalım Peki zaten çok böyle hani hızlı ilerleyen çok hızlı süreç bir süreç değildi. Yoktu zaten, üzerine evet. Schengen krizi yaşıyorduk hali hazırda. Kesinlikle bu Schengen krizleri biraz daha büyüyebilir bence. Peki bakalım neler olacak. Bakalım. Çok sağ katkıların için. Bugünlük bizden kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.